Birçok insan diyor ki fibromiyalji yumuşak doku romatizmasına karşı ne yapılabilir diye sorular var. Fibromiyalji yumuşak doku romatizması için Nurhan Hanım, Nurhan Serinkaya maşallah takriben 9-10 aydır bizim ürünleri kullanıyor. Çok şükür, hamdolsun diyor, iki tane kimyasal ilaçtan kurtuldum. Yıllardır kullana 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 kendini zehirlemiş. Artık çok rahatladım, çok iyiyim diyor. Sevinçten ağladım. Güzel bir şey tabii ki insanın. Bağırsaklarım diyor sanki beton atmış gibiydi diyor. Çalışmıyordu. Şimdi ne yersem yiyeyim ne içersem için hiçbir sorun değil. Bağırsaklarım çalışıyor. Vücudum normale dönüyor diyor. Kimyasal ilaç kullanmak bağırsaklara mini atom bombası atmak gibidir. Mini atom bombası. Çünkü her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. 2 kilo, 100 katrilyon. Bazıları doktorlar antibiyotik yazarken zannediyor ki orada hiçbir şey yok. Taş. At babam at. Öyle söylesin. Ya iki tane zararlı bakteriyi öldürmek için milyonlarca faydalı bakteri yok ediyorsun ve böylece oraya faydalı bakteri azaldıkça yerine kandida yerleşiyor. Dünyanın en tehlikeli mikrobu. Avrupa'da doktorlar antibiyotik yazmazlar. Özellikle 0-6 yaş grubuna hiç yazmamaya çalışırlar. Ama Türkiye'de 0-6 yaş grubuymuş. Çocukmuş, yaşlıymış, hastaymış fark etmez. İlaç sektörü 100 yıldır ilaç, gıda, silah sanayi özellikle bu 3 sektör 100 yıldır Yahudi lobisinin elinde. Rothschild, Rockefeller, Bilderberg ya Mason hocaları Amerika'dan kontrol ediliyor. Bütün dünyadaki tıp fakültelerindeki eğitim sistemini Yahudi belirliyor. Doktorların çoğu, hepsi demiyorum ama eskiden ne yapıyordu doktorlar? Muayene ediyordu. Ağzını aç, dişine bakayım, diline bakayım diyordu, boğazına bakıyordu, gözüne bakıyor, kulağına bakıyor, akciğerini dinliyor, kalbini dinliyor. Yani emek veriyordu. Anlamaya çalışıyordu. Nedir rahatsızlık? Şimdi doktora gidiyor vatandaş. Neren ağrıyor? Başım ağrıyor. Hemen bir hap yazıyor. Hadi güle güle. Ya bakmıyor bile yüzüne. Şimdi ben bir ruhsat almak, silah ruhsat almak için bir şeye gittim. Komisyona girecek. Dedi ki gittik. Ben ne bileyim yani. Komisyona gireceğim zannettim. Yazdık, çizdik, verdik kağıtları, sözlüğü kazandık. Pratiğe geldi iş. Şimdi doktorlar sıra sıra muayenehanelerinde. Sekreter kaşeyi basıyor, doktor imza ediyor, yüzüne bakmıyor kimsin, nesin. Kadın mı, erkek mi, yaşlı mı, genç mi, dolandırıcı mı, sahte hiçbir şey bakmıyor. Kaşe imza, kaşe imza, kaşe imza. Dönüyoruz böyle fır fır. Elimi almışım kağıdı. Diyorlar ki şimdi şuraya koşacağız. Ömür de oraya koşacağız. Bir koşturuyor, bir koşturuyor. Bir saatte 10-15 tane imza topladık. Bir tanesine yetişemezse o gün 45-50 dakika içerisinde oluyor bütün hepsi. Durmadan koşturuyoruz salonlarda orada. Dünyada böyle bir maraton yok. Tıp maratonu. Böyle bir şey yok. Dünyada yok. Kaşe imza adam yüzüne bakmıyor. Ne sekreter bakıyor ne doktor bakıyor. Sadece kaşe imza, kaşe imza. Ne oluyor ya bu ne biçim iş? Yani böyle tiyatro yok dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bunu çekseler, videoya alsalar, koysalar inanın komediye gerek yok. Yani şey, sinemaya veya tiyatroya gitmeye gerek yok. O kadar şahane.